Bir saat içinde duruşma başlar. Halide Hanım. Ne var Ramazan? Gülün dediği doğru mu teyze? Bu Ekrem denen adamdan gebe kaldığın doğru mu? Bu seni hiç alakadar etmez. Ne demek beni alakadar etmez Halide Hanım? Beni delilendirme. Sen namussuzluğun feriştahını yap. Ondan sonra da kalk, kadının elinden bebesini almaya çalış. Oh ne ala memleket Halide Hanım ha? Kes sesini artık. Muzaffer Ali'yi o şerefsiz kadından kurtaracağım. Çiftlikte benimle birlikte büyüyecek. Hiçbiriniz buna mani olamayacaksınız. Anladın mı? Öyle mi? Senin bizim ailemizin şerefine sürdüğün leke ne olacak Halide Hanım? Hı? O ne olacak? Nasıl büyüteceğim bu bebeği? Nasıl analık edeceğim? Ne öğreteceksin ona? Haysiyetsizliği, şerefsizliği, acımasızlığı, onursuzluğu mu öğreteceksin? Defol. Senden sonra görüşeceğiz Halide Hanım. O zaman göreceğiz, bakacağız bakalım el mi yaman, bey mi yaman. Sana bir şey diyeyim mi? Muzaffer dayımın mezarda kemikleri sızlıyor. Anlayın mı? O adam mezarında ters dönmediyse şerefsizim ben teyze. Şerefsiz. Suat Bey, Halide'nin Ekrem'den gebe kaldığını kanıtlayabilirsek bu davayı kazanmalarına mani olabilir miyiz? İşi bir hayli zorlaşır. Öyleyse bunu kanıtlayacağız. Ne yapacaksın Kemal? Ekrem'i buraya getireceğim. Yok kardeşim ya. Bu kadın ninenmandan çıkmış biliyor musun? Ne laf dinliyor, ne söz dinliyor ya. Ramazan, şimdi beni iyi dinle. Hemen hastaneye gidiyorsun. Halide'yi ameliyat eden doktoru bulup hemen onu buraya getiriyorsun, tamam? Ezem'in ipliğini pazara çıkaracağız diyorsun. He, aynen öyle. Hadi. Kemal, ben de geleyim kardeşim. Ahmet, sen burada kal. Yalnız acele edin. Mahkemeye bir saatten az kaldı. Tamam. Birazdan çağırırlar. Soğukkanlı olmaya çalışın Serap Hanım. Ya Ramazan nerede kaldı ki? Ramazan. Doktor nerede? Doktor yok Güllü ya. Adam tekmeli inkar ediyor. Halide Hanım hamile değildi diyor. Kanaması vardı, ben dikiş attım diyor. Ne? He, bana rapor da gösterdi yemin ediyorum, yazıyordum. Hamile değildir, kanaması vardır diye dikiş atılmıştır diyor raporda da. Allah kahretsin, Allah belasını versin. Belli ki o soyka doktoru satın almış. Anlaşılan Halide Hanım hazırlıklıymış böyle iddialara. Kemal nerede peki ha? Davacı Halide Şahin. Davalı Serap Dinçarslan. Duruşma başlıyor salona. Vermezler evladımı değil mi? Almazlar benden değil mi? Suat Bey bir şey olmaz değil mi? Böyle yapmayın Serap Hanım. Biraz sonra mahkemeye girip kendinizi savunacaksınız. Eğer kendinizi kaybederseniz hakim. Neyi savunacağım? O benim evladım, ben onun anasıyım. İnsan analığını nasıl savunur Allah aşkına? Canımdan çok seviyorum mu diyeceğim? Canımı vereceğim mi? Ona iyi bakarım mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Anasıyım işte. Var mı ötesi? Anasıyım yahu. Kardeş, ne oldu? Ekrem nerede? Ha? Kemal. Serap Dinçarslan. Kemal Bey, siz gitmeseniz iyi olur. Hmm.
Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hakim Bey, iddialarımız bütün delilleriyle birlikte önünüzdeki dosyada mevcuttur. Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın vesayetinin müvekkilim Halide Şahin'e verilmesini talep ediyoruz. Serap Dinç Aslan, konuş bakalım. Bak çocuğunu senden almak istiyorlar. Sakin bir biçimde tane tane anlatın Serap. Hakim Bey, ben evladı için yaşayan bir anneyim. Hayattaki bütün mücadelemi onun için veriyorum. Benim hayatta başka hiç kimsem yok. Bana iffetsiz diyorlar. Ben hiçbir iffetsizlik yapmadım. Bu kadın benim ezelden beri düşmanımdır zaten. Onun niyeti oğlumu benden ayırmak. Bu yolda bana ızdırap çektirmek. Çünkü bilir ki eğer benim elimden oğlumu alırsanız ben yaşayamam. Mahvolurum. Hakim Bey, ölürüm. Serap Hanım, Kemal Şahin'le uygunsuz bir vaziyette yakalandığınız sabitlenmiş. Halide Hanım'ın ithamlarına göre bu çocuğu namuslu bir ortamda büyütecek durumunuz da yok. Bu durumda oğlunuzun birinci derecede akrabası olarak vesayetinin halası Halide Şahin'e verilmesi söz konusu. Yapmayın Hakim Bey. Hemen karar vermeyin. Bu kadının oyununa gelmeyin, yapmayın. Halide Şahin, söyle bakalım. Niye istiyorsun çocuğu? Muzaffer Ali'nin halasıyım efendim ben. O bana abimden kalan tek yadigar, tek hatıra. Bakın Hakim Bey, benim çocuğum olmuyor. Olmuyor ama annelik nasıl bir şey iyi biliyorum. Bir çocuğun da annesinin verdiği ilgi ve şefkate ne kadar muhtaç olduğunu da biliyorum. Ancak bunlardan daha mühim bir şey var. Daha temiz, daha namuslu bir aile hayatı. Bu kadın bunların hiçbirini ona veremez. Muzaffer Ali Dinç Aslan, Dinç Aslan ailesinin devamını sağlayabilecek tek vasidir. Lütfen siz söyleyin. Siz olsanız abinizden kalan tek yadigarı böyle iffetsiz, mesuliyetsiz bir kadının eline bırakır mısınız? Bu kadın çocuğun hayatını mahvedecek. Aile şerefimizi iki paralık etmesine daha fazla müsaade edemem. İnanın bunu abim de isterdi. Yeğenimin böyle iffetsiz bir kadının ellerinde başka erkeklerle büyümesindense benim yanımda büyümesini arzu ederdi, emin olun. Ne diyorsun sen Halide? Ne başka erkekleri? Ne diyorsun sen? Bir dakika. Ben izin vermeden bir daha konuşursan atarım dışarı. Sen devam et kızım. Çocuk evli bir erkekle basılmış bir kadının yanında yaşamamalı. Ben bu davayı yeğenimin hayatı için açtım Hakim Bey. Benim yanımda, yani halasının yanında daha namuslu, temiz, maddi açıdan daha uygun bir şekilde yetişmesi için açtım. Yeter be, yeter. Kendisi daha yeni çocuk düşürdü Hakim Bey. İnanamıyorum, bana iffetsiz diyor. Kendisi başka bir erkekten hamile kaldı. Sessizlik. Bir daha uyarmayacağım seni. Hakim Bey, bu kadın yalan söylüyor, iftira atıyor. Asıl iffetsiz olan kendisidir. Halide Şahin'in yeğeni Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın vesayeti için açmış olduğu davada bütün tanıklar dinlenmiş ve bütün deliller değerlendirilmiştir. Herkes ayağa. Yapmayın Hakim Bey, hemen bir karar vermeyin. Biraz daha dinleyin. Durun Serap Hanım, henüz karar verilmedi. Karar. Serap ve Muzaffer Dinç Aslan'ın oğlu Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın vesayetinin annesi Serap Dinç Aslan'dan alınıp halası Halide Şahin'e verilmesine karar verilmiştir. Tamam, sakin ol.
Karar menfi. Halide! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Bırak! Bırakın beni! Öldüreceğim seni Halide! Öldüreceğim! Bırakın! Yaşatmayacağım seni Halide! Yaşatmayacağım seni! Bırakın be! Kemal! Kemal! Oğlumu vermeyeceğim sana. Duydun mu beni? Cesedimi çiğneyip alırsın ancak. Oğlunla vedalaşsan iyi edersin Serap. Ne de olsa bu gece son gece. Gidelim. Kemal, her şey bitti. Her şey bitti Kemal. Her şey daha bitmedi. Daha bitmedi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.